Hani bir sanatçı şarkısıyla bu kadar mı birbirinden uzak olur ya? Gerçekten şimdi Latif Doğan, sevgili izleyiciler, Küstüm'le Latif Doğan'ı tanıdık ve hepimiz çok severek dinledik Küstüm'ü. Tabii o ilk çıktığı dönemlerde Latif Doğan'ı yani birçoğumuz hani yeni yeni tanıyorduk. Küstüm dedi ama adamda küsme yok. Bir kere gülüyor devamlı. Böyle bir adam, harika bir adam tabii. Latif Doğan şu an kendini karantinaya almış durumda herkes gibi ve görüntümüzün diğer ucunda. Latif abiye de çok teşekkür ederek. Latif abi hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Öncelikle hayırlı yayınlar olsun. Bizi izleyen herkese sonsuz saygılar, hayırlı Ramazanlar olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsun abi bu arada. Her zamanki gibi. Valla tam 40 güne yakındır evde kendimizi hem karantinaya hem böyle çok muhteşem bir izole ettik. İyi de istirahat ettik. Evet. Yani işimizi özledik ama olmamız gereken böyleydi. Ve herkes de yani evde kalsın diyoruz. Peki. Şu an evdeyiz. Latif abi tabii çok teşekkür ediyoruz. Yani bizi kabul ettiğin için en azından dedik ki Latif abi evden bir bağlantı kuralım. Bizi kırmadığın için izleyicilerimiz adına, hayranların adına bir kez daha teşekkür ediyoruz sana. Asıl biz teşekkür ederiz sizlere hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi az önce ben söyledim yine söyleyeyim. Yani bir insan bu kadar mı şarkısıyla ters olur ya? Yani küstüm dedi ama hiçbir zaman küsmedi ki. Onu yakından tanıyanlar bilir. Latif abi öyle küsecek bir adam da değil aslında. Yani gönlü geniş bir insan. Her kim olursa olsun, kim yanına giderse gitsin. Bundan yıllarca önce sanatçılara ulaşmak çok zordu ama sen onu da yıktın Latif abi. Yani sanatçının aslında gönlünün de nasıl geniş olması gerektiğini bizlere öğrettin. Ya da daha doğrusu sanatçılara öğrettin. Bunun için herhalde sana teşekkür etmek gerekiyor. Şimdi sosyal medyanın olmadığı bir dönemde, sosyal medyanın bu kadar aktif olmadığı bir dönemde sen meşhur oldun. Ama Evet. sen hani nereye davet edilirsen edil gittin. Kim yanına gelirse gelsin onu itmedin. Fotoğraf çekildin. Hiç kimseden Aç. kaçmadın. Bu noktada da bir çığır açtın diye düşünüyorum. Ya şunu söyleyeyim, hani 25 sene ilk bu işe girdiğimde 25 yıl uğraştık, hani yaptığım işte halkımızla bütünleşelim, halkla birleşelim, halkın içinde olalım, halk bizi bilsin diye 25 yıl sonra şöhret olduktan sonra yani resim çekmek, mesela bazıları vardır. Aman beni görmesinler, biraz daha bir, işte beni merak etsinler filan. Ben hep şunu söylerim. 25 yıl uğraştım şöhret olayım, millet resim çeksin diye. Ama şunu ya yani çok seviyorum. Halk bizi yolda gördüğünde işte bu bizim Latif. Aa bizim Küstüm. Aa bizim Latif demeleri beni çok mutlu ediyor. Ya bir nebze eğer ki bu şeyi yıktıysam ki ne mutlu bize, yani sizin görüşünüz. Ben hep hiç kimseyi ne geri çevirdim, ne hiç kimseyle aramda bir sorun oldu. Şu an ne kendi camiamda ne başka bir yerde hiç küs olduğum kimse yok. Yani kim mutlaka alıngan oldukları vardır ama küs diye bir şey yok. Evet. Abi ben küstümle şöhret oldum. Yani tek dünyada küserek para kazanan da benim, Allah bereket versin. Ama hep hayatla barışık oldum. İnsanlarla hep barışık oldum. Evet. Zaten küsmek de öyle çok kötü bir kelime, belki ağır bir kelime ama fakat seven insan küsüyor. Hani çok sevdiği için küsmüştür. Zaten sevmek de küsmek dememiş. O yüzden ben hep çok küsüyorum ve çok seviyorum yani hayatta insanları da. Peki bu dönemde abi nihayetinde biraz daha böyle kafayı dinleme şansı da buldun. Yani her taraf kapalı. Sen de tabii çok konserlere giden, işte programları çok olan bir insansın. Kafayı dinleme şansı buldun. Böyle aklında projeler oldu mu? Hani bundan sonra işte Covid-19 çıktıktan sonra şöyle eserler icra edeyim ya da sanat hayatımın bundan sonraki bölümünde şunları yapayım deme şansın oldu mu? Ya yani şunu söyleyeyim, bir kere 16 yıllık İstanbul, 17 yıllık İstanbul maceramız var. 17 yıl boyunca çok yoğun bir tempoda çalıştık. Bu 17 yıl süre zarfı içerisinde bazı eşimizi, dostumuzu, akrabamızı çok ihmal ettik. Bu Covid-19 belki de bizlere hani her şerde bir hayır var derler. Bazı ihmal ettiklerimizin artık değerlerini anladık. İnşallah hepimiz bu Covid-19'dan bir ders çıkardınız. Birlikteliğimizi, insanlarla yan yana olmayı, sohbet etmeyi, onlarla dertleşmeyi, ailenle iç içe olmayı inşallah hepimize bir ders olur. İnşallah. Yani proje olarak zaten ya, yeni bir albüm yaptım. Onun şu an tam çıkarttı. Covid-19 çıktı işte yani bu şey. Ama inşallah nasip olursa seneye yine küstüm şovumuz olursa, zaten işlerimiz yoğundu. Artık bu süreçte ne kadar yoğun olacak o da malum.
Çünkü şu an sektörde ilk darbeyi yiyen biziz. Ve bu darbenin en son çıkacağı yer de yine bizim sektörümüz. O yüzden biz sanatçılar ve müzisyen, özellikle müzisyen arkadaşlarımızın işleri çok zor. Ben sizin nezdinizde devlet büyüklerimizden müzisyen kardeşlerime, bütün müzisyenlerimize sahip olsunlar. Çünkü onlar nefesleriyle çaldıkları enstrümandan günlük para kazanırlar. Yani her şey, herhangi bir projem yok. Fakat yapmış olduğum eserlerim var. İnşallah onları sevenlerimle yeniden yani okuyup bunlarla buluşuruz. İnşallah. Şey sorayım abi, şimdi birçok sanatçı var. Tabii yöresel sanatçılar var. İşte sizin gibi ulusala mali olmuş sanatçılar var. Ama Türkiye'de meslek birlikleri de var. MESAM, MÜYAP, MÜYABİR gibi meslek birlikleri de var. Evet, evet. Siz yeterli destek alıyor musunuz bu meslek birliklerinden? Ben hem MESAM'a hem MÜYABİR'e üyeyim. Yani daha şöhret olmak önceden ilk şeye üye olmuştum, MESAM'a. Burada da ilk MÜYABİR kulunda oldum. Şunu söyleyeyim. Yani telif haklarında bir şey var. Bir paylaşım var. Yani ama o paylaşım hak yerini buluyor mu? Biraz şüpheliyim. Daha temiz, daha düzgün, daha dizaylı. Mesela Anadolu'da en çok dinlenenlerden birisi Latif Doğan'dır veya benim gibi yani olan sanatçılardır. Ama yani istediğimiz derecede şeyi alabiliyor muyuz? Yok, az. Ama inşallah bunlar da bir düzenebilecektir ya Allah. Yani gene de Allah yani bin bereket versin ne geliyorsa. Ama inşallah bunun sesine gelirler. Yani ama hani bu dönemde böyle sanatçıların da şu an herhalde sizin de dediğiniz gibi en çok mağdur olanlar sanatçılar abi. Nihayetinde bakın şöyle söyleyeyim. Ben belki şimdi bazı sanatçılar var, isimlerini vermek istemiyorum ama YouTube'a baktığınız zaman işte binlerce like, milyonlarca like alıyorlar ama hani sokağa çıktığınızda insanların böyle gönlüne dokunan var mıdır yok mudur, o konu muallakta. Yani kim insanların, değil mi? Kim insanların gönlüne dokunmuş dersen, şimdi Latif Doğan'ı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi, hani bir bakkaldan içeri girseniz bile selamünaleyküm dediğinizde vay Latif abim deyip sarılacak insanlar var. O milyonlarca like alacak insanlar belki o bakkallara girdiğinde tepkiyle karşılaşacaktır ama siz böyle değilsiniz. Yani MESAM'ın, MÜYAP'ın, MÜYABİR'in de şu Covid-19'la beraber biraz içeriğini gözden geçirmesi gerekmiyor mu? Yani mutlaka, yani oraya üye olan arkadaşlarımızın dışında oraya üye olmayan müzisyen arkadaşlarımıza ben şunu söyleyeyim, sanatçı meslektaşlarım adına söylüyorum. Oraya üye olup biz haklarımızı, yani bize akacak olan bütün haklarımızı biz müzisyen arkadaşlarımıza, oraya üye olmayan müzisyen arkadaşlarımıza dağıtalım diyoruz. Böyle bir teklifim var. Eğer çok ki, iyi, muhteşem. Alkışlarım. Evet. Alkışlıyorum. Yani hem MESAM'dan, hem MÜYAP'tan, hem MÜYABİR'den veya bize gelecek olan sosyal medyadan nereden gelecekse artık bunların bütün sanatçı arkadaşlarımız hepsinin yani bize akılanları herkes eğer ki yani kendinin beraber çalıştığı müzisyen arkadaşlarına verirse veya oraya bağışlansın, oraya verilsin. Çünkü müzisyenler yani günlük çalışıp günlük de evde tüketen insanlar. Onlar enstrümanlarla anca varlar. Hatta birçoğunun sigortası bile yok. Ben böyle bir teklifi ya hatta hafta başında da sunmayı düşünüyordum. Yazı olarak yazacaktım. Sizin de bu anda Mavi Karadeniz'de de yani şu an iletmiş oldum ilk kez. İnşallah da olur. İnşallah. Hatta yani biz sanatçılar evet yani şimdi bazılar der ki işte sanatçıların her şeyi yerinde, hali vakti yerinde. Evet Allah bin bereket versin. Halimiz vaktimiz yerinde, işimiz gücümüz şu an olmasa bile vaktinde yaptığınız yatırımlarımız vardı. Onlardan belki gelenler vardı. Biz de şu an iki ay ya içinde ki bütün olan mesela gelirlerimiz varsa onlardan bile almıyoruz. Çünkü herkesin işi düşük. Ama yine de yani sanatçıların şu an halı vakti yerinde olabilir mi? Hiçbir geliri yok. Onlar da bir geliri yok. Ama çok aşırı bir tüketimi var. Ve bu tüketim içinde herkes elinden geleni yapsın. Çünkü şu zor günlerde birbirimize hepimizin birbirimize bir destek olması lazım. Olan olmayana vermesi lazım. Biz üstümüze düşen yani bütün görevlerimizi yapmaya çalıştık. İnşallah Allah katında hepsi de kabul olur. İnşallah. Daha diyeceğim bir şey yok olabilmiyorum. Peki. Abi en çok neyi özledin bu arada? Vallahi şunu söyleyeyim. Hani evimde olduğum için mutluyum. Zaten ben 33 yıllık evliyim. 33 yılda şu an 40. günüme doğru yaklaşıyorum. Biz evimde bu kadar çok kaldım.
önce ailemi özlemişim, onun farkına vardım. Birlik, beraberlik, aynı sofra, aynı gün veya işte sorunlarımızı bir araya tartışmak, bugün birini, öbürünü birini veya olup yani olması gerekenleri. Ama neyi özledim diye sorarsan, sahnemi özledim, sevenlerimi özledim. İnsanlarla yan yana olmayı özledim. İnşallah yani bu illetin üstesinden en kısa zamanda geliriz. İnşallah. Ve geldikten sonra da hepsine kavuşuruz. Ama hayranlarınla irtibatın devam ediyor değil mi abi? Hayranlarınla irtibatın sosyal medya üzerinden devam ediyor. Hemen hemen elimden geldiğince bütün yazanlara, bütün resim atanlara veya yazı yazanlara tek tek şahsım ilgileniyorum. Zaten sadece bir Instagram kullanıyorum. Yani başka bir şey kullanmıyorum. Ondan da sevenlerimle hiçbir irtibatım, hiçbir zaman ne dostumla, ne eşimle, ne ailemle hiçbir zaman şeyimi koparmadım. Hatta bu süreçte ya arayıp da şimdi arayayım, yarın arayayım deyip de işimizin yolundan unuttuğum, ihmal ettiğim dostlarımın hepsini hepsini aramaya çalışıyorum. Arayamadıklarım da varsa hakkını halledersiniz. Peki. Hayranlarına ne söyleyeceksin abi? Güzel bir şarkı hazırlamışsındır mutlaka. Biraz çıplak sesli olacak ama biz senin sesini çok seviyoruz. Yani biz Türk millet olarak çok misafirperveriz. Çok saygılıyız, çok düzgünüz. Bütün herkese, bütün dünyaya, bütün herkese kapımız açıktır. Son albümden Türk milletini anlatan ve Türk'ün böyle yüreğine vuran bir eser okudum. Çok eski bir eser. Ve dedim ki, bizim kapı dost kapısı, gelene canımız kurban, selam Allah'ın selamı, verene canımız kurban, hayat kilim çile nakır, gidiyoruz iniş yokuş, marifet gerçeğe bakış, görene canımız kurban. Vay. Ekmeğimde yoktur haram, yok bu halimizi soran, nankör olur bazen insan, bilene canımız kurban. Vay. Hayat kilim çile nakış, gidiyoruz iniş yokuş, marifet gerçeğe bakış, görene canımız kurban. Hey erenler de hor görmeyin dervişini. Çok iyi dinle burayı usta. Harika. Hey erenler de hor görmeyin dervişi, onda hazinelere malik, defineler var. Zifri karanlıkta kara karıncanın ayak izlerini gören var. Yeri kim arın yeri yeri, kadan alın yeri yeri. Kimseyi hor görme diyor. Kimseyi hor görme. Viranelerde ne defineler var değil mi abi? Abi, yani diyor ki hey erenler diyor, hor görmeyin o dervişi. Hani böyle sokakta birini görürsün, üstü başı yırtıktır, belki kirlidir, belki saç sakalı birbirine karıştır, ama hor görme o dervişi diyor. Onda hazinelere malik defineler var. Zifri karanlıkta kara karıncanın ayak izlerini gören var. Yani sakın kimseye hor görme. Hani paranın ve imanın kimde olduğu belli olmaz gibi derlerdi ya, hani bir şey atasözünde onun gibi. Her insanoğlu kendine güzeldir. O yüzden her insanı sevin diyor. Kesinlikle. Muhteşem. Abi çok çok teşekkür ediyoruz. Seni çok seviyoruz. Halk olarak seni çok seviyoruz ki bunun sebebi de sen gerçekten bu toplumun, bu milletin büyük bir parçasısın. İyi ki varsın.
İyi ki bizimlesin. Allah razı olsun. İyi ki programımıza eyvallah katıldın. Son olarak söylemek istediklerin var mı abi? Onları alalım. Yani ben Mavi Karadeniz ailesine, yönetim kurulu başkanına ve bütün çalışanlara, sizlere, sizin nezdinizde bizi şu an izleyen bütün seyircilerimize en derin saygılarımı sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun. Yaptığınız ibadetler, yaptığınız hayırlar hepsi Allah katında inşallah kabul olsun diyorum. Lütfen, çok az bir günümüz kaldı. Bugünlerde birbirimize, bizler için, çocuklarımız için, büyüklerimiz için, daha güzel yarınlarımız için evde kalın diyorum. Önümüze saygıyla ediyorum. Çok teşekkür ederim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz Latif abi. Yolun açık olsun, bahtın açık olsun, sağlıklı günler diliyoruz. Amin. Herkese inşallah. Çok teşekkür. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkürler. Evet, Latif Doğan gerçekten az önce benim ifade ettiğim gibi bu millete mal olmuş bir insan. Şimdi çok çok teşekkür ediyoruz bu arada Latif abiye. İyi ki var. Gönlü güzel bir insan. Gönlü güzel insanlar sevilmeye layıktır. Latif abi de onlardan bir. Şimdi